olmak değil derdimiz. Eleştirmek düzeni, eleştirirken güldürmekleri cana eğlence çekeni. Size düşen sadece arkanıza yaslanmak, faizleri, kredileri gerilerde bırakmak. Ne kavga ne gürültü, içimdeki dürtü. Durma hadi aç diyor, komedi komedi türkü. Şehirde keder var, trafik sıkışık her yerde. İlacın olur tek bir yer, kaçış komedi türkte. Yerli malı, yurdu malı, herkes onu kullanmalı. İstiyorsan kahkahayı bırak uyarlamayı. Komedi Türk'ün Türk'tür her şeyi. Unutturur her şeyi, eleştirirken sistemi, sevindirir herkesi. Ne kavga ne gürültü, içimdeki dürtü. Durma hadi aç diyor komedi komedi türkü. Şehirde keder var, trafik sıkışık her yerde. İlacın olur tek bir yer, kaçış komedi Türk'te. İyi akşamlar, Komedi Türk'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim iyi akşamlar, Komedi Türk programına hoş geldiniz. Sizler için bu hafta harika bir program hazırladık. Birbirinden değişik konuları aldık, seçtik, skeç haline getirdik ve sizlerin huzurunuza kadar getirdik efendim. Daha ne yapalım? Bu ne ya? Ne yaptın sen? Alışveriş merkezini mi yağmaladın? Ay saçma sapan konuşma bir. Niye alışveriş merkezini yağmalayayım? Sana ne yaptı? Zehra'nın kredi kartlarını alacaksınız. Ben de bu kredi kartı kabusundan kurtulmuş olacağım. Hoppa. Abicim, kimin sergisi lan bu? Bilim efendim. Sen buralarda nasıl sergi açarsın lan? Ekspresyonist mi bir? Egzistansiyonist şan mı? Ne biçim laflar bunlar böyle? Çok teşekkürler Dilara'cığım. Görüşürüz. Sen sekreterine Dilara'cığım mı diyorsun? Bu çiçekler sizin için, buyurun. Aşkım ne kadar incesin. Uzat bakayım abi şu. Sen değil şekerim, güle güle. Bir hatunla iki gün çıkıyorsun, ertesi gün hatunun altına jip çekiyorsun. Yarın o zaman jipim oluyor. Hatunlar jüllok gibi ama bize de yazık yani. Pesto dolgulu, ravioli, üç mantarlı risotto, salatalardan da pepper steak rica edeyim. Bittin sen oğlum Çetin. Ayvalık'ta babandan kalan arsayı satsan ödeyemezsin bu hesabı. O bul, bul, o saçlar ne yakışıklı adamdı ya. Ay o benim Remzim keltoştu. Keltoştu, keltoş. Bacım Gülfidan Babey. Rasalo, bacına ne olmuş? Facebook oralarından mahu, bacıma Facebook aracılığıyla arkadaşlık teklif etmiştir Babey. Yattığımız yastık, giydiğimiz terlik, bindiğimiz araba, tuttuğumuz direksiyon. Maalesef hepsi birer tehdit efendim, tehdit. Ayvayı yedik yani. Evet, ayvayı da mevsiminde yiyeceksin. Ne olursa olsun Gıgıl'a sormak lazım. Yani evde çorabınız bile kaybolsa sorun Gıgıl'a nerede olduğunu söylesin ya Gıgıl. Aa, içkisi yok diyordunuz oğlanınızın değil mi? YouTube'da içki içerken videosu var. Yok canım, bizim oğlan ağzına içki koymaz. Hayır, bu baban değil. Bütün gün yemek falan yapmadım. Eğer baban olsa içime bir sıkıntı kaplardı. Ben bambaşka bir elektrik hissediyorum. Alo, İclal. 09K'lı mesaj yağmuruna tutuyoruz. Bırak şimdi 09'u. 01 kocan Sinan burada açlıktan ölüyor. Lütfen ona yardımcı olur musun? Ana, işçiler yürüyor ya. Biz bunların ayağını kırmadık mı? Nasıl hala yürüyorlar ya? 1 Mayıs'ta yürüyemediler ya, işlerinde ukde kaldı. Efendim minimum yaşar, minimum yaşamaya devam ediyor. Nihayet bu ay kredi kartının borcunu ödeyip kurtulacağım artık. Ay. Lanay lanay. Yaşar koş. Ay alışverişe çıkacağım diye canım çıktı. Al şunları al. Zehra. Bu ne ya? Ne yaptın sen? Alışveriş merkezini mi yağmaladın? Saçmasın ben konuşma bir. Niye alışveriş merkezini yağmalayayım? Satın aldım. Nasıl satın aldım hayatım? Bildiğim kadarıyla bizim hiç paramız yok. Zaten parayla almadım, merak etme. Ne oldu yani? Satıcının başına güneş mi geçti ki bunları sana parasız verdi? Ne olur böyle şey mi? Ne demek parasız mı verdi? Kredi kartıyla aldım. Ne? Kredi kartıyla mı aldın? Zehra ne yaptın ya? Ben bu ay kredi kartının
Borcunun tamamını ödeyip her şeyi bitirecektim. Sen kredi kartıyla alışveriş yaptın ha. Beni mahvettin. Yeni borçlar açtın. Saçma sapan konuşma. Sen de erkek olsaydın da cebime para koysaydın, ben de kredi kartlarından almak zorunda kalmasaydım. Ver şu kredi kartlarını bana. Ver beni mahvettin. Ver diyorum. Ver şunları. Vallahi, ver, ben ne yapacağımı biliyorum. Bana lanet, cesedimi çiğnemen lazım. Vermem Yaşar Bey. Demek vermiyorsun ha? Alacağın olsun Zehra. Ben o kredi kartlarını senden bir şekilde almasını bilirim. Bak görürsün sen. Bak görürsün. Niye buraya gidiyorum? Seni terk ediyorum. Güle güle. Canım, korkmayın. Ben sizleri çevirir miyim? Güzellerim. Hadi arkadaşlar. Eyvah eyvah. Felaket hakikaten geliyorum demiyormuş. Yine borç isteyecek. O adamdan korktuğum kadar küresel ısınmadan korkmuyorum şerefsizim. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Borç istemeyeceğim ki. Hayatta inanmam. Yani yırtıcı bir aslan ormanda gördüğü ceylana saldırmamış. Sadece saati sormuş deseler inanırım. Olabilir ama buna inanmam. Olamaz. Yapmayın arkadaşlar. Kalbim kırılıyor. Para istemeyeceğim. Başka bir şey isteyeceğim. Bak para istemeyeceğim dedin, ona göre mızıkçılık yok. Hırsızlık yapmanızı isteyeceğim. Ne diyorsun abicim, sen delirdin mi ya? Babam haklıymış. Gerçekten de insanı arkadaşları kötü yola düşürüyor. Bak borç para istedim ona göre. Tamam, tamam abi, tamam. Sorun değil yani. Yapıyoruz. Tamam. Çok güzel. Bu gece bizim eve geleceksiniz. Kar maskesi falan takacaksınız, tamam mı? Zehra'nın kredi kartlarını alacaksınız. Ben de bu kredi kartı kabusundan kurtulmuş olacağım. Abicim, akıllı ol Allah aşkına. Nasıl yapalım ya? Ya şakacıktan diyorum ya. Kredi kartlarını çalacaksınız. Ben de bu kabustan kurtulacağım işte. Tamam abi. Kamiller geldi galiba. Yaşasın. Nihayet kurtuluyorum bu kredi kartlarından. Görürsün sen Zehra. Gel oğlum gel. Ev şahane. İyi yere tezgah açtık. Bak bak bak. Doldur doldur. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kulağa gelsin. Hadi hadi çalışın çalışın. Doldur, doldur. Manyet herhalde. Doldur, doldur. Şunları doldur. Öyle boş durmayın ya. Çuvalı doldurun. Bunları niye alıyorsunuz? Altınlar burada. Ya. Alın alın, altınları alın. Hadi. Boş durmayın. Doldurun çuvalları, doldurun her şeyi. Ay. Her şeyi alın, doldurun, doldurun. Ay çok hoşuma gitti ya. Tam söz verdiğiniz gibi zamanında geldiniz. Ay. Çok güzel olacak. Hırsızlar, komşular! Hırsızlar, hırsızlar! Çalıncı yiyoruz! Tabancanız da mı var? Ay ne kadar inandırıcı olmuş ya! Gerçekten çok güzel yani! Yani sizi tanımıyor olsam... ...hakikaten ben de gerçek hırsız olduğunuza inanacağım yani! Hadi doldurun, doldurun! Ay doldurun, doldurun! Ay, çok iyi oldu planım! Çantayı niye almıyorsunuz çocuklar? Çantayı alsanıza ya! Kredi kartları esas burada. Burada mı? Alın alın, evet. Hepsini alın. Hiçbir kredi kartı kalsın istemiyorum. Bütün kredi kartlarını alın. Hepsi bitsin. Hayatımdaki kabus bitsin. Bu minimum. Onu yatın, onu al. Hepsini al, hepsini al, hepsini al. Telefonlarını da alın. Her şeyi alın. Oh Zehra, oh Zehra. Gördün mü gücünü sen işte? Ya, ya. Yaşar sana böyle oyun yapar. Hadi hadi, toparladınız mı? Zehra! Hırsızlar Zehra! Zehra! Hırsızlar! Yaşar, yakala! Ne gitti? Nasıl neyi götürdüler adam? Her şeyi aldılar. Öyle. Ha neyi aldılar? Kredi kartlarını aldılar. Kredi kartlarını! Ya, ya, ya. Ay Yaşar! Telefonları aldılar. Polise de haber veremiyorum. Bütün telefonlarımızı almışlar. Sen ne biçim erkeksin? Ne biçim ediyorsun? Polis çağırsana! Nasıl çağıracak polis hayatım? Komşular hırsız var! Ya sakin ol, sakin ol. Olamam Yaşar. Sakin ol. Kartlarım gitti, kartlarım var. Olsun olsun. Yeni kara oldu, bilirdiniz hepsini. Bakın bunu ara ara. Gitti mi? Kartlarım gitti. Değil mi? Kartlarım gitti.
Selamlar beyler. Arkadaşlar selam. Çok teşekkür ederim size ya. Helal olsun be. Cevat, arkadaşlara çay getir benden. Şahane çaylar olsun ha. Canlarım benim be. Harikaydınız dün gece. Hele o tabancayı çıkarışınız var ya. E işte dedim, bu çocuklar Oscar'ı kaptı dedim. Helal olsun size be. Abicim, ne diyorsun sen? Anlamadık ki biz akşam gelmedik sizin eve. Yani. Gelmediniz mi? Ne diyorsunuz ya? Şaka değil mi? Şaka. Az daha inanıyordum ha. Ama Zeyna nasıl inandı? Nasıl korktu sizden? Kar maskelerini görünce böyle... Hırsızlar! Hırsızlar! Diye bağırıyor. İstediği kadar bağırsın. Kartlar gitti ya. Abiciğim maske falan diyorsun. Yeminle biz gelmedik sizin eve ya. Abi akşam bizim iş çıktı. Silivri'ye gittik. Yapma. Silivri'ye mi? Ha? Mesaj attık telefonunu. Almadın mı? Yani. Ne almış oğlum? Telefonları aldınız ya. Mesajı nasıl alacağım ben? Abi bak hala aldınız diyorsun. Hayda. Yemin ederim biz değildik ya. Siz değil miydiniz? Hayır abi. Tabii ya. E siz değilseniz gelenler kimdi ya? Gelenler? Gelen? Gerçek hırsızlar. Gerçek hırsızlara kendi ellerimle ben altınları verdim. Ben ne yapacağım ya? Öldürürüm lan sizi. Niye gelmediniz lan? Niye gelmediniz lan? Niye gelmediniz lan? İmdat! Hırsızlar! Hırsız vardı! Hırsızlar nerede? Komşular! Yardım edin bana! Dayı, dayı, hoş geldin dayı. Hoş bulduk canım. Bak, örümcek adam oldum ben, duvarda yürüyorum. Ya enişte, senin bu çocuğun hallerini hiç beğenmiyorum ya. Askere varıp gelince düzelir be. Vay Osman abi, hoş geldin. Nasıl geçti tatil abi? Güzel miydi İtalya? Şahane oğlum İtalya, şahane. Muhakkak gidip görmen lazım. Peki abi, dedikleri gibi o pizza kulesi gerçekten yamuk mu? Pizza kulesi? Ne alakası var ya? Bence gayet düzgün. Hem zaten bana yamuk yapamazlar. Doğru. Sevgili seyirciler, mafya artık hayatımızın her alanında. Hep birlikte izliyoruz. Üstadım, tebrikler. Gerçekten de resimlerinizde beylerin içsel yolculuğunu, tinsel devinimlerini ve varoluşsal problemlerini güzel dile getirmişsiniz. Ne güzel. Yani elinize, emeğinize sağlık üstadım. Çok teşekkür ederim. Yetenek tabii. Kimin sergisi lan bu? Benim efendim. Sen buralarda nasıl sergi açarsın lan? Ekspresyonist mi bir? Egzistansiyonist şan mı? Beyefendi kendinize gelin. Ne biçim laflar bunlar böyle? Ulan sana buraların dışavurumcu Tayyar Baba'nın bölgesi olduğunu söylemediler mi? Burada bir tek ben sergi açarım. Nihilist kulpa. Beyefendi kendinize gelin. Sanatta mafya olmaz. Evet. Ne demek olmaz lan? Yaptık oldu. Sana mı soracağız? Bana bak, dışa vurumcuyum diyorum. Şöyle vurdun mu dışına bir tane, kaportayı göçertirim ablama. Kaba herif. Lütfullah. Yürü lan, bas! Bundan böyle, buralarda kimse resim sergisi açmayacak. Asın ulan benim resimleri. Bu sürrealist tosbağlar resim görsün. Tamam Tayyar abi.
abi. Oldu oldu. Yine dışa vurduk. Evet hemşire hanım. Neşteri alayım lütfen. Neşteri ben alayım gülüm. Doktor arkadaşı birazcık buduyacağım da. Gel bakayım buraya doktor. Nerelerden buduyum canım? He? Ne oluyor ya? Ulan hem Hipokrat kağızımın bölgesinde gizli gizli ameliyat yapıyorsun. Hem de ne oluyor ya diyorsun öyle mi? Bundan böyle burada ameliyatları sadece biz yapacağız ona göre. Yoksa seni şuraya yatırır açık kalp ameliyat yaparım. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Öyle şey olur mu? Hem sen mafya mısın? Yok. Baletim. Ha iyi o zaman. Bolşoy buz balesinden. Elbette mafyayım ulan. Hadi bakayım yürü. Ama. Üçüle. Güzelim senin arkadaşın böbreğini alıver. Benim ameliyat safra kesesiydi ama. Öyle mi? Pardon. Artık böbrek ameliyatı olacaksın. Evet. Hadi. Merhaba sevgili izleyiciler. Yarın Marmara bölgesi Balkanlardan gelen alçak hava basıncının etkisi altında olacak. Şşş koçum. Sen gelsene bakayım az buraya. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Canlı yayındayız. Ya pardon. Sana buradan bir kafa çakarım. Cansız yayına geçersin. Sen kim oluyorsun lan burada hava durumu sunuyorsun? He? Sen kim oluyorsun burada hava durumu sunuyorsun? Biz aşağı göbelekler olarak burada kimseye hava durumu sundurmuyoruz. Bilmiyor musun? Beyefendi siz deli misiniz? Nesiniz ya? Mafya olarak bir tek bu olaya el atmadığınız kalmıştı. Onu da yaptınız ya, helal olsun. Sen kardeşim, bak hala konuşuyorum. Bak hala. Çıksan. Lan bir dakika bıraksan. Çıkar mısın? Abi ya. Manyak mısın kardeşim sen ya? Kapatalı alamayın lan! Sevgili seyirciler, alemin en baba hava durumu programından hepinize iyi akşamlar. Şimdi size bir sürprizimiz var. Yarın hava cillop gibi olacak, günlük güneş. Bence yarın yengeyi alın, böyle bir pikniğe gidin, oradan çıkın, böyle bir sahil boyunda bir gezin. Ha, bu arada bu kıyağımızı da unutmayın, icabında. Hadi iyi akşamlar. Hanım bunlar niye gelmiş böyle genel izleyici kitlesi gibi? Efendim gelelim mevzumuza. Allah'ın emriyle peygamberin kabriyle kızınızı istemeye geldik. Hangisini, bunu mu? Verdim gitti. Bu da değiştirme kartımız. Ha? Oldu ki kızımızı beğenmediniz. İçinize sığmadı. Değiştirme kartınızla 15 gün içinde gelirseniz istediğiniz çeşitle değiştirebilirsiniz. Gel. Gel abi. Gel. Serbest abi sen gel. Gel. Gel abi. Hop. Dur abi. Sağ kır abi. Hafif sağ kır abi. Sık kır. Hop abi sol yap biraz. Hafif sol yap. Sol yap abi. Tamam abi. Düz yürü abi. Oo git. Hop abi. Hop. Heh. Biraz sağ abicim. Sağ yap abi biraz. Biraz sağ. Sol abi. Sol. Biraz da sol. Sağ yap abi. Tamam. Şimdi sağ yap. Yap. Yuh be abi be. Kamyon gibi oldun ya. Ya biraz rejim yap ya. Of. Sevgili seyirciler, şimdi Azgın Teke ile beraberiz. Rahatsız olmayın efendim. Skeç olarak beraberiz. Tamam, dikkat edin kendinize. İzliyoruz. Naci. Evet canım. Seninki arıyor.
be güzelim. İki de bir de seninki deyip durma. Sekreterim. Alo. Ne? O iş yemeği bu akşam mıydı? Çok teşekkürler Dilara'cığım. Görüşürüz. Cığım mı? Sen sekreterine Dilara'cığım mı diyorsun? Ah be Aylin'im, bana rüzgar yapma. Ben çaycıya da Abdullah'cığım diyorum. Ne var bunda minik papatyam? Naci hoş. Bu sekreter muhabbetinden hiç hoşlanmıyorum, söyleyeyim sana. Ah! Yine rüzgar yapıyorsun bana. Uzat bakayım saçıyı. Uzat, uzat saçıyı. Uzat Aylin'im. Uzat minik akasyam. Sen bana güvenmiyor musun yoksa? Hayır, ondan değil, muhabbetten hiç hoşlanmıyorum. Aşk olsun yani. Ama... sadece ikimizin arasında. Ah canım benim. İkimizin arasında ebediyete kadar aşk var. Ormanların yeşilliği kadar. Denizler, okyanuslar kadar. Yavrum benim. Uzat saçıları. Uzat, uzat. Canım benim. Minik kardelenim. Gül olsun yakışıklı. İki demet hazırlayacaksın canım kardeşim. Tabii ki efendim. Demek sekreterle işi pişirdin ha. Aman Kenancığım. Her çapkının başına gelebilecek ufak bir iş kazası. Peki ama neden iki demet gül ısmarladın? Bana rüzgar yapma Kenan. Biri karım için. Ha. Aklım sende mesajı yolluyorum ki herhangi bir şeyden şüphelenmesin. Bu güller güllerin en güzeline, biricik karıma. Bu güller bir gün solacak ama senin güzelliğin ebediyen sürecek Dilara'cığım. Helal olsun yani, iyi edebiyat parçalamışsın. Nasıllar efendim? Şahane delikanlı. Bak canım kardeşim. Bu gülleri şu kartla beraber otele yollayacaksınız. Şununla? Evet. Bu kartla beraber de o gülleri eve yollayacaksın. Tabii ki efendim. Aman bir yanlışlık olmasın canım kardeşim. Siz hiç merak etmeyin. Dediğiniz saatte dediğiniz adreste olacaklar efendim. Teşekkürler delikanlı. Ne demek? Buyur Kenancığım. Bir hayatım. Alem adamsın vallahi. Bu eve, bu otele. Bu eve, bu otele. Bu otele de olabilir. Hangisi otele? Bu eve, bu otele. Bu otele, bu eve. Aman hepsi gün nasıl ya. Fazla sekreter falan gözüküyor. Aa bak. Kambiyo şefine dosya uzatıyor. Ne sekreteri kız? Fal bakıyoruz burada. Ne bileyim ben. Naci ile sekreteri arasında bir şey var diye, kırıştırıyorlar diye şüpheleniyorum da. Hadi be. Yani içim öyle bir kurt kemiriyor ama. Naci yapmaz öyle şey bana. Daha ne kadar böyle otel odalarında buluşacağız aşkım? Biliyorsun yavrum, ev dolu karım var. Sorun da o ya. Asla boşanmayacaksın değil mi? Aa, böyle düşünme kesme şekerim. Sıkıldım ben bu işten. Gel. Oh, tam zamanında geldi valla. Bu çiçekler sizin için, buyurun. Ah, aşkım ne kadar incesin. Ah. Uzat bakayım abi şu. Sen de şekerim, güle güle. Canım sevgilim. Bu güller çiçeklerin en güzeline. Biricik karıma. Naci. Biricik karıma mı? Nasıl yani Naci? Ya ne salaksın? Bir de yanlış göndermişsin. Benim değil, çiçekçinin salaklığı. Olur mu öyle şey şekerim? Bunda bir yanlışlık yok ki. Bu kelimeye kendini alıştırsan çok iyi edersin. Nasıl yani? Karıma derken... Beni mi kastediyordun? Yok, Jennifer Lopez'i. Ay aşkım! Canım aşkım benim. Ay inanamıyorum. Tabii ya. Yakında boşanacağım. Ve yeni karım kim olacak bil bakalım. Evet canım. Uzat bakayım abici. Yerim ben seni. Eyvah, bu çiçek buraya geldiyse öbürü ayva yedik. Benim hemen avukatla randevum var, çıkmam gerekiyor. Ne için? Boşanma avukatıyla konuşmam gerekiyor yavrum.
Güle güle boşan aşkım. Teşekkürler. Uzat bakayım abjur. Ah. Güle güle, güle güle aşkım. Hayırlı günler efendim. Mutçekler size. İyi günler. Kimmiş gelen? Çiçekçi. Çiçekleri gönder. Naci gönderdi herhalde. Ay kız, ne romantik kocan var vallahi. Bak bir de sen neler düşünüyorsun onun hakkında. Vallahi ben tutardım. Bu güller bir gün solacak ama senin güzelliğin ebediyen sürecek. Dilara'cığım. Naci! Ay bu sekreter kız değil mi bu salda çıkan? Oo, şapşal! Bir de yanlış göndermiş. Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Akşam gel eve bak ne oluyor. Sor kız, sor! Abiciğim yengen bunun hesabını kesin sorar. Naci'cim var ya sen bittin. Bana rüzgar yapma Kenan. Bana rüzgar yapma düşünüyorum. Abi ne düşünüyorsun ya? Bu işten yırtamazsın vallahi. Çiçekteki yazıları ben de okudum. Bittin abi sen, bittin. Bir dakika ya. Neden olmasın? Kalk Kenan, gidiyoruz kardeşim. Nereye? Bize. Kurtulmama sen yardımcı olacaksın. Ben mi? Düş önüme yolda anlatırım. Minik yer fıstığım. Ay benim. Ay ne yüzsüz yalansın sen ya. Bir de utanmadan merhaba diyorsun. Ne oldu minik yavru kuşum? Senin canın bir şey mi sıkkın? Evet canım çok sıkkın. Senin beni boynuzlatman canımı çok sıkıyor. Ne diyorsun ay benim? Ben yapar mı öyle bir şey? İşte Dela. Ah orada. Çiçek göndermişsin Dilara'cığına. Çaycı Abdullah'cığına da gönderiyor musun? Aynen bana rüzgar yapma. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Uzat bakayım saçıyı. Sana serçe falan yok. Sana baş parmak bile yok artık. Yazıklar olsun. Demek bana güvenmiyorsun öyle mi? Hayır güvenmiyorum. Azgın teke. Bak ben sana demiştim Naci ne oldu? Ya demek bana güvenmiyorsun ha. Oysa ben sana çok güvenmiştim. Al kardeşim $100. Sen kazandın. Nedir bu maskaralık? Yenge biz Naci ile iddiaya girmiştik de. Ne iddiası? Dedi ki yani bütün deliller benim aleyhime de olsa karım bana güvenir. İnanır demişti. Evet minik yer fıstığım ben sana çok inanmıştım güvenmiştim ama sen bana inanmadın. Ya biz bu notu da böyle yazıp yanlışlıkla yollanmış gibi eve gönderdik. Evet ve senin yüzünden de $100 kaybettim. Ay canım ya. Ay ölürüm senin için ben. Ay canım. Serçelerini al serçelerini. Bırak bana rüzgar yapma. Bak ne diyeceğim. Bırak. Bak ne diyeceğim sana. Bundan sonra senden hiç şüphelenmeyeceğim. Yok istemez. Bir yatakta ya başka bir kadınla yakalasam bile. Şüphelenmeyeceğim. Canım bilmiyorum. Söz mü? Uzat serçeleri. Canım benim. Kenan, $100 boğuntuya getirme rüzgar yapma. Selamünaleyküm ya. Gel babayım. Bir adres soracağım ama. Şu adresi biliyor musun? www.mint.com.tr. Heh. Sen şimdi bu adresi mi soruyorsun? Bu adresi soruyorsun. Evet. Tut abi.
Şimdi buradan direkt çıktın. Karşına halk eğitim çıktı. Halk eğitime sırtını verdin, sol koldan takip ediyorsun. Kasap, manav, bakkal, hemen yanı internet kafe. Kapıdan içeri girdin. Dümdüz devam ediyorsun. Karşına çıkan ilk bilgisayara oturuyorsun. Oturdun mu? Oturdun. Bak şimdi. Ne bu? W. W'yu nasıl bulacaksın orada? Sol kolda en üstte Q var. Q'yu buldun mu? Hemen yanı onun W. Bastın onu 3 kere, sonra aşağı doğru çaprazlama sağ kola kaptırdın indin. Orada böyle noktayı buldun. Zaten o çok kolay. Kime sorsan gösterir yolda. Çok kolay, noktayı buldun. Ondan hemen çevirsin M. Ondan sonra abi zaten yokuş aşağı kaptır gitsin, hepsini bulursun. Zaten bu internet adresi çok kolay. Bunu kime sorsan gösterir. Sağ ol ya. Hadi kolay gelsin. Sağ ol canım. Baba, baba! Bak, örümcek adam oldum. Duvarda yürüyorum. O zaman al şu bezi de, şu çerçeve ısır, bari bir işe yara. Emredersin baba. Hadi kal sağlıcakla. Komiser Veysel acaba Manu Cengiz'i yeni imajıyla yakalayabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Öyle mi? Hı? Ne dersiniz? Ben bir soru işareti bırakayım. Yakalar mı acaba diye sorayım bakalım ne olacak. İzleyelim görelim. Rahatlıyoruz. Manu Cengiz'in adını hayatımızdan çıkarıyoruz. Bir daha Manu Cengiz yok. Unutuyoruz onu. Unuttuk. Komiserim. Unut. Ne var? Komiserim, bu Manu Cengiz iyice izini kaybettirdi ha. Aslı, bana Manu Cengiz deme. Manu Cengiz lafını duymak istemiyorum. Ben size Manu Cengiz demedim ki komiserim. Manu Cengiz'e Manu Cengiz dedim. Size komiserim dedim. Hatırlarsanız cümle aynen şöyleydi. Komiserim, bu Manu Cengiz iyice izini kaybetti. Aslı! Bu adamın adını duymak istemiyorum dedim sana. Adını duyunca cinlerim tepeme çıkıyor. Manu Cengiz'in mi? Aslı! Defol git! Çık dışarı! Çık! İstemiyorum! Rahatlıyoruz. Manu Cengiz'in adını unutuyoruz. Güzel, yeni mekan güzel olmuş. İyi toparlamışsınız, aferin ha. Yerimizi değiştirdiğimiz iyi oldu patron. Vallahi komiser Veysel var ya, 6 ay bize vuramaz burada. Zaten diğer mekan biraz deşifre olmuştu. Adam akşamları evine gideceğine buraya baskına geliyordu ya. Tepdilli mekanda ferah vardır. Öyle değil mi kız ferah? Espri nasıl lan? Her şeyi hazırladık da. Bizim çorba ne olacak patron? Ne çorbası oğlum? Maaş veriyoruz ya her ay. Terbiyesiz adam. Bir süre o adamın ismini duymak istemiyorum. Çok yıprandım, çok. Psikolojim bozuldu resmen. Tamam komiserim. Ben unuttum bile. Hı. Benim de bir huzura ihtiyacım var. Benim de bir hayatım var canım. Tabii canım. Sinirleriniz bozuldu. Allah korusun yarın öbür gün bir kalp krizi geçirirsiniz valla. Ondan sonra gelip Manu Cengiz mi kurtaracak sizi? Pardon komiserim. Pardon. Komiserim. Komiserim içeride konuşuyorduk biraz önce. Bu Manu Cengiz denen adamın sesi soluğu çıkmıyor uzun zamandır. Kesin bir hatlar karıştırıyor. Benden söylemesi. Söyleme şunu. Söyleme. Kötü bir şey mi söyledim ben? Söyleme şunu ya. Komiserin sinirleri alt üst oluyor. Kimi? Manu Cengiz'i mi? Çıkın dışarı. Çıkın. İkiniz de çıkın. 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 Çıkın dışarı.
Üç aydır bir kuruş vermedin Cengiz abi. Çay içecek paramız kalmadı. Senin Zula'yı da patlatmasak ters oyuz yani. Kara üzüm abbesi. Doğru mu söylüyor lan bu? Vallahi Cengiz abi biz çalmıyoruz. Biz çayma içmiyoruz patron. Bütün rızkımızı altınlarla yiyorsun. Çalmayıp da ne yapalım? Sus be adam. Ecelini ıslamış lan bu. Ha? Yalan mı? Bir hatunla iki gün çıkıyorsun, ertesi gün hatunun altına jip çekiyorsun. Aa, bir, bu ikinci gün... Ay, yaşasın! Yarın o zaman jipim oluyor. Ay. Tamam, kabul ediyorum. Haklısın. Hatunlar jülop gibi ama bize de yazık yani. Kara üzüm abbesi. Atın bu herifi dışarı, bir daha da bu mekanına görmeyeceğim bunu. Orası neden de patron, kapıdan mı pencereden mi? Kenefe at. Üstüne de sifon çekin. Ben hijyene önem veririm biliyor musun? Evet çok önem veririm. Bırakın beni! Kes lan. Bana Cengiz! Alıcın olsun. Sana göstereceğim. Götür onları buraya. Gel lan. Bana bak, ben bugün bunun ağdasını yaptım mı lan? Yapmadım patron. O zaman yapalım. Tek mi çift mi? Tek! Çift. Sökül bakayım parayı. Vermeyeceğim. Boşaltın şunun ceplerini. Hayır. Bırak. Dur bakın, dur bak. Ne var bunun içinde? Oo patron. Bak, 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 bak. Patron. Daha var. Mano Cengiz. Alacağım olsun. Bırakın beni. Bitirin şu Cengiz'in işini komiserim. İşte adresi. Bu gece yine kumar oynatacak. Bittin işte. Bu sefer gerçekten bittin Manu Cengiz. Gerçekten bittin. Gerçekten bittin komiserim. Üç aydır beş kuruş vermedi. Emeğe saygı diye bir şey var komiserim. Sen merak etme. Bitireceğim onun işini. Bitireceğim. Bittin Manu Cengiz. Bittin. Bittin. Manu Cengiz bitti çocuklar. Manu Cengiz bitti. Komiserim. Şşt. O adamın ismini telaffuz etmiyoruz, unuttunuz mu? Onu yakalamamız an meselesi. Manu Cengiz'i... Aman komiserim, ama biliyorsunuz o ismi telaffuz ettikten sonra tansiyonunuz fırlıyor, yapmayın lütfen. Ya ne diyorsunuz be? Yakalamamız an meselesi, bak! Ne? Bak! Aa. Ya bu gece onu yakalayacağız. Manu Cengiz'i bu gece bitireceğiz. Hadi koşun, koşun, ekibi hazırlayın. Ben koşun. Çık. Bitti Manu Cengiz. Komiserim, Manu Cengiz'i yakalayınca... Benim de üç aylık alacağımı ondan tahsil edebilecek miyiz? Cebimde çay içmeye param yok. Merak etme. Sana bu gece bin tankerlik çay parası vereceğim. Ay Cengiz, bundan al bana. Ya sevgilim, cipi ne yapacaksın ya? Alalım sana güzel bir bayan ayakkabısı. Rahat rahat ol. Ne ayakkabı mı? Ya şey pardon ya, bir bayan arabası demek istiyorum yani. Ufak minik bir şey alalım ya. Aşk olsun Cengiz. Bir paraya kıyamıyorsun değil mi? Yavrum ondan değil yani, bu arabaların hepsi çevreye zararlı anladın mı ya? Ben bunu bilmiyorum yani, bu küresel ısınma dalgası var ya, ayıptır söylemesi ondan. Yoksa işte 8x8 almayan adi Cengiz'dir ya. Patron. Biraz sonra polisler baskın yapacaklarmış. Zekadesi polise ihbar etmiş patron. Tamam arkadaşlar, bir dakika, tamam, panik yapmayın yani, hepimiz ne yapacağımızı biliyoruz. 566 ne oldu plan? Hadi bakalım. Kimse kurulamasın. Burada kumar oynatıldığına dair ihbar aldık. Kimse yok burada. Ne kurmaya bastık galiba komiserim. İki bastın komiser. İki bastın komiser. İki bastın komiser. Bravo, bravo. Neler oluyor burada?
da biri bana izah etsin. Komiserim, bugün bizi 100. basışınız. Onun şerefine bir parti verelim dedik, bastalı bastalı. Bravo! Yes! Bravo! Parti be. Ya şimdi oturduk burada çay içiyorduk arkadaşlar falan. Dedik ki ya Veysel komiserim şimdi birazdan bizi basar, eli kulağında dolaşıyordur dedik. Hadi dedik sırf çayla geçiştirmeyelim, şöyle bir güzel pastalı mastalı bir parti yapalım kendisine. Vallahi Cengiz abim kumarı bırakalı çok oldu komiserim. Böyle fikirleri kim sokuyor kafanıza hiç bilmiyorum. Bravo! Kes! İsterseniz komiserim her yeri bakabilirsiniz. Bravo! Kesinlikle! Dalga geçiyorlar. Resmen dalga geçiyorlar. Ya hadi komiserim şunu üfle de bak, eriyecek mumlar, fıstığı yiyemeyeceğiz bir hale gelecek. Of. Hadi bakalım. Of! Of! Abi gazeteye senin için ilan verdim, gördün mü? Benim için. He. Teşekkür. Değerli varlığımız Yılmaz Okumuş'u hayata döndüren doktorumuza... Yok abi, o değil, öbürü. Bu. Teşekkür. Gece gizlice girdiğimiz fabrikanın kasasını 5 dakikada patlatan kasa uzmanı ortağım Tahir Kerpeten'e teşekkürü bir borç bilirim, Hulusi Döngel. Nasıl abi, beğendin mi? Çok. Abi kasa açma konusunda seni üstüne tanımam. Arada sırada böyle jestler yaparak birbirimizi onore etmemiz lazım, değil mi? Ben de bir ilan veririm. Vefat ilanı. Kimin? Senin. Aptal. Sana. Ya böyle ilan mı verilir ya? Ha? Abi. Ya, abi ne senin ya? Herkes şimdi ne yaptığımızı bilecek. Herkes bizi arayacak ya, deli herif. Polis geliyor. Hayvan herif, koş. Efendim Çekingen Çetin, çekinmeden çekinmeye devam ediyor diyeceğim yine bu haftada. Güzel dedin. Evet, hep birlikte izleyelim bakalım Çekingen Çetin'de bu hafta neler var. İzliyoruz. Ben başlangıç olarak mantarlı tavuk sote, su böreği, chicken finger alayım. Ardından da somonlu ve kırmızı havyarlı ravioli, pesto dolgulu ravioli, 3 mantarlı risotto, salatalardan da pepper steak rica edeyim. Bittin sen oğlum Çetin. Ayvalık'ta babandan kalan arsayı satsan ödeyemezsin bu hesabı. Unutmadan tatlı olarak da bir tane kazan dibi, arkasından profiterol ve sufle. Ya ben sadece birer kahve içeriz diye düşünmüştüm. Kadın dükkanı kaldırdı. Evet beyefendi, siz ne alırdınız efendim? Ne alacağım? Kadın hepsini aldı zaten. Bana bir şey kalmamıştır ki. Beyefendi, siz bir şey almayacak mısınız? Su. Başka? Ben diyetteyim diye yalnızca su. Ay ne güzel, ben bir türlü tutamıyorum boğazımı. Hesabı başkası ödeyecek olduktan sonra ben de tutamam boğazımı. Ya ben nasıl ödeyeceğim bu hesabı? Kızla da ilk defa çıkıyoruz. Rezil oldum, rezil. Beyefendi ne diyorsun sen ya? Burası belediyenin iftar çadırı mı? Şey bakın, gerçekten ben cüzdanımı evde unutmuşum. Hüviyetimi bıraksam daha sonra gelip... Kes! Yanına manitiyi almışsın, sağa sola batmasını biliyorsun ama. Hem çapkın hem fakir. Ah! Bakın ben saatimi bırakayım isterseniz rehin olarak. Daha sonra gelir alırım. O saat benim var ya, bahşişime yetmez be. Ama bu dedemin... Lan sus. Kalk hele, bulaşık kamaya yürü. Ne bulaşığı ya? Allah'ım ya, bütün züğürtlerde beni bulur. Bir daha görüşmeyelim çete. Murade. Bittim ben, bittim. Garson bu tarafa bakmıyorken kalkıp kaçsam mı acaba?
Yok yok, anında yakalarlar. Rezil olursun oğlum Çetin. Ay sen de bir şeyler söylesene Çetin. Olmuyor böyle biri yer biri bakar. Yo yo, tokum ben Esra'cığım, tokum. Yemekler de nefis görünüyor. Sildi süpürdü vallahi hepsini. Bu kız bir diyete girse Afrika'da aç insan kalmaz. Nefis, müthiş. Hesap da nefis olacak birazdan. En iyisi Alman usulünü teklif etmek. Öyle ya, bir tek su içtim ben. Ödesin kendi yediğinin içtiğinin parasını. Şey Esra'cığım, hesabı Alman usulü ödesek? Niye, Alman mıyız biz? Ne kadar be? Benim yanımda yeterli para yok da o yüzden. Ya ama baştan söyleseydin ya Çetin ya, hiç çıkmazdım ben evden dışarı. Şey, istersen hesabı sen öde, ben sana sonra öderim, olur mu? Yuh, yuh yani. Hiçbir bayana hesap ödettirilir mi ya? Sahiden Çetin. Ya sen ne kalıpsız adammışsın ya. Vallahi billahi ya. Yenge, bırak bu herifi ya. Bu herif de vallahi çulsuzun teki bu ya. Bunda para mara yok. Etrafta çok güzel paralı abiler var ya. Alın bari şuradan. Şunun suyunu da alın. Terbiyesiz. Yaksız. Getirdin beni buraya. Konuşma, konuşma. Hesabı iste istersen Çetin. Sen ödeyene kadar ben de tatlıları bitiririm. İşte şimdi Zuna'nın zırt dediği yer. Ne yapacağım ben ya? Garson bey. Garson bey. Buyur efendim. Şey. Hesap. 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 Ha, hesabınız ödendi beyefendi. Kim ödedi? Arka masadaki beyefendi sizin arkadaşınızmış. Beyefendi ödedi efendim. Afiyet olsun Çetinciğim. Hanımefendi, saygılar. Sağ ol. Ulan Hulusi, böyle bir kıyak yapacağını bilseydim bir kazan dibi de ben yerdim be. Hayatım, koş koş. Abin televizyona çıkmış. Güzel çıkmış. Ay gitti. Dağ gibi nefsim gitti. Dağ gibi adam gitti. Nasıl dayanacağım ben? Aman da pek gençtim. Ay hiçbir hastalığı da yok ki canım. Ya maşallah sırım gibiydi sırım. Ya Remzi abim sırım gibiydi. Sırım mı? Ay o benim adam kısa mı öyleydi? Kısa mı öyleydi? Ama çizgili giydi ve sırım gibi oluyordu. Ya sırım oluyordu ya. Ya. O boy, poz, o saçlar ne yakışıklı adamdı ya. Ne yakışıklı adamdı saçlar. Saçlar mı? Ay benim Remzim keltoştu. Keltoştu ama ne kadar karizmatik bir adamdı Yenge. Yalansa Yenge. Değil güzel adamdı. Yakışıklı adamdı. Allah'ım. Çok iyilik severdi ya. İyilik severdi. Çok iyilik yapmasını severdi. Fakir fukara babasıydı ya. Fakirler için yapmadığı yoktu onu ya. Yapıyorsun ayol daha neler. Ayol biz kendi karnımızı zor doyuruyorduk. Zor yetti yatağı. Ya tabak doğru yetiyordu. Hep ondan yakırıyordu zaten. Elimde altıydı biraz para olsa.
Fakirler için bir aşırı açacağım derdi. Gönlü kanıydı, gönlü zengindi benim abime. Gönlü... Yağmaz'a günlerdi, günlerdi. Ya günlerdi ya. Abilerin abisiydi o be. Hele, hele bir de kahvede piş de oynayışı vardı ki. Remzi bir piş de mi oynuyordu? Ay o kahveye gitmezdi Remzi. Gitmezdi, kahveye mavi gitmezdi. Gitmezdi ama. Ama. Ya gitmezdi tabii ama gittiği zaman da öyle bir piş de oynardı ki. Bütün kahve böyle harita bakardı. Hele halı saha konusu da üstüne yoktu ya. Ay duran toplar konusunda Alex'ten bile iyiydi. Sen ne diyorsun ya? Bir Rövbe şatoları vardı ki Ümit Karan yarı da halt etsin böyle. Rampı yapardı. Yapardım. Neler yapardım. Benim aksak Remzi mi? Yok siz hangi Remzi'den bahsediyorsunuz kardeş? Bizim Remzi'den. Bizim Remzi. Yani sizin Remzi'den. Hepimizin Remzi abi. Hanımın oğlu benim ya. Alası mı vardı? Abi alası da vardı. Vardı, vardı. Oğlu olduğuna göre alasının alası da vardı mi? Olmaz, vardı. Olmaz. Onun başı olur. Gelmiydi. Evet, geldi belki ama alası da vardı, dayısı da vardı. Vardı, vardı. Ya abiden abla, ben bir şeyler pişirdiydim. Gelin yiyelim. Ben de kısır yaptım. Ben de zeytinyağlı dolma yaptım. Oh, ah, ah, ah. Perişanım ben, yiyemem ki. Çok, ay, çok merayim. Olur mu Yenge, olur mu? Olur. Kalk yiyelim biraz, bir şeyler atıştıralım da. Feryat bir kere verecek yüzümüz olsun. Hadi kalk, kalk. Hadi kalk, sevaptır. İçimiz tükendi. Zahmetli de öyle isterdi. Kalk, kalk, kalk. Siz buyurlar. Kalk, hadi kalk, gelin. Yine kırık mı bir şey şurada? Allah aşkına. Oh. Ben sana demedim mi? Öyle evinde bol yemek olur diye götür. Bunlar Mervin'in hiçbir şey olmadığımızı anlamazlar değil mi? Anlamazlar, anlamazlar. Götür, götür. Yalnız bana, bu yerde Sefer'e ölenin hakkında biraz bilgi toplama laflarını çıkacak dört ya. Çok sen artık olmaları, çok. Böyle böyle yerdi, böyle böyle bak. Ruhuna gitti, ruhuna. Ruhuna. Alarm be. Vakkas abinin öyle bir alarmı var ki mahalledeki bütün arabalara hırsız girdi. Vakkas abinin arabasına yaklaşan bile olmadı. Helal olsun sana koçum be, helal olsun be. Naber abi? İyidir, senden ne haber? Hadi Vakkas abiye selamlar. Facebook kullanımı ile ilgili şaşırtıcı bir dosya var şimdi sırada. Hepiniz şaşıracaksınız efendim. Aa! Diyeceksiniz. Biba bey, biba bey. Ulan ne ayağına diken batmış manda gibi böğürürsen be. Ya mısınız ki paralı olmuştur babi. Ulan sen ne diyorsun söyle ha? Hele bir daha söyle bakayım. Biba bey, biba bey. Namusumuz iki paralık olmuştur babi. İşte söyledim. Ulan onu anlamışam, şaşırmışam. Onun için sormuşam hele bir daha söyle diye. Bacım Gülfidan babi. Ulan söyle o. Bacına ne olmuş? Facebook oğullarında Mao, bacıma Facebook aracılığıyla arkadaşlık teklif etmiştir babi. Vay. Bekine bey, Bekine bey babi. Ulan peki Gülfidan ignore etmemiş midir Mao'yu? Yok babi, ne ignore etmesi? Hatta kabul etmiştir onun arkadaşlık teklifini. Demek ki Gülfidan da aranıydı babi. Vay araba motoru vay. Vay ki ne vay babi, vay ki ne vay. Vay selam.
aile meclisini toplayasan artık bizim namusumuzu temizlemek şart olur. Olur. Vay, vay. Vay kine vay, ben gideyim baba. Allah hoşuna. Vay vay. Vay vay vay. Bıçın abi, bıçın abi. Ulan Sulu, bir yanlışlık olmasın oğlum. Şimdi bizim bu Gülfidan Mahu'yu ignore etmeyip arkadaşlık teklifini kabul etmiştir, öyle mi? Sen ne diyorsan bil oğlum. Bütün internet bu haberle çalkalanı, ignore oğullarının şerefi 5 paralık olmuştur. Bu Facebook oğullarından Mahu bacıma yalnızca arkadaşlık teklif etmekle de kalmamıştır. La da ne yapmıştır la? Bacımı sana rakı sofrasına davet etmiştir. Akabilinde bacıma sanal çiçek göndermiştir. Vay! Vay! Akabilinde bacım Gülfidan'a sanal öpücük göndermiştir. Ne yapacağız şimdi? Aile büyük Kogun Nene'ye soracağız ya. Ya Kogun Nene, sen ne diyorsun? Töre yerine getirirsin Reşo. İkisinin de cezası kesilsin he mi? Selo, Kogun Nene'yi duydum. Gülfidan'ın ağabeyi olarak bu görev sana düşmektedir. Gideceksin, hesabı keseceksin, namusu temizleyeceksin. Keseceğim Bobby, aile namusunu kurtaracağım Bobby. Aha şu entrada bastık mı tamamdır ha? Bas! Daha da bastım gitti. Hem Mahu'nun hem de bacım Gülfidan'ın emeğine virüs göndermişler. Birazdan ikisinin de bilgisayarı çöker ha. Çöksün çöksün. Artık ignor oğullarının namusuna düşen kara leke temizlenmiştir. İki dolu gece. İki doğdu yeğencim, İki doğdu, İki doğdu, İki doğdu yeğencim. Kusura bakma karıcığım, param bu sene ancak mumu etti. İnşallah seneye sana pasta da alacağım. İnşallah. Hadi bir dilek tut. Sayın Topuz, başka tehlikeler neler? Neler kanserojen maddeler taşıyor, neler taşımıyor? Neleri yemeliyiz? Neler taşımıyor ki hanımefendi? Sabah kalktığınızda suratınızı yıkadığınız sabundan suratınızı sürdüğünüz kreme kadar her şey taşıyor. Yani çok enteresandır. Sabah kalkmak için başucunuza kurduğunuz alarm saatin dijital olanları maalesef kanserojen bir etki yayıyorlar etrafa. Yani yattığımız yastık, giydiğimiz terlik, bindiğimiz araba, tuttuğumuz direksiyon maalesef hepsi birer tehdit efendim, tehdit. Yani yapay olan her şey diyebilir miyiz? Yani neredeyse. O yüzden doğal olanı tercih etmeliyiz. Hormonlu olanı, doğal olmayanı kullanmamalıyız efendim. Temas ettiğimiz şeylere çok dikkat edelim. Mesela hanımefendi, kebapçıya gidiyorsunuz, kurt gibi açsınız. Dürüm istiyorsunuz. Tabii. Şimdi dürümün yağları buralardan böyle akmasın diye kağıda sarıyorlar. Kağıt ne? Kağıt dediğimiz naylon. Doğal değil. Dolayısıyla siz aç gibi böyle kurt gibisiniz, açsınız, hard diye ısırdınız, o sırada naylondan da bir parça kopardınız. Buyurun bakalım. Şimdi o naylon doğal mı? Değil. Kanserojen. Ayvayı yedik yani. Ayvayı da mevsiminde yiyeceğiz. Uyanık olacaksın, doğal ürünler tüketeceksin. Özellikle kahvaltıda doğal ürünler tüketeceksiniz. Mesela neler yiyebiliriz? Efendim, deve dikeni sütü, ebe gümeci, kekik yaprağı, kuzu kulağı, ısırgan otu. Bunların hepsini tüketebilirsiniz ama doğal olanını tercih edelim. Doğallık çok önemli. Peki bunları bulamazsak? Evet, o zaman yetiştireceksiniz.
yetiştireceksiniz. Ufak bir bahçe yapacaksınız kendinize. Bunları yetiştireceksiniz. Doğal olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Doğallık çok önemli. Bakın mesela bu stüdyo. Değil mi? Tabii. Olmuyor. Bu ne? Ne bu? Bu ne? Dekor. Dekor. Ama doğal değil. Bakın ne bileyim doğal. Fincala bakın. Şuraya bak lan benim. Ay aman Erkan Bey ne yapıyorsunuz? Ya bir şey yok. Dökülsün zaten doğal değil. Şey, bunu da artık... Bunları ne diyor? Evet sevgili izleyiciler Erkan Bey. Bir dakika size bir şey söyleyeceğim. Ayrıca siz de kanserojensiniz hanımefendi. Saçlar sarı, buralar böyle botokslu. İyi geceler sevgili dudaklar, izleyiciler Erkan Bey. Sınırlar. Gönderiyoruz biz. Siz de yatılmazsınız. Çok teşekkürler bizi izlemeye devam edin diyoruz. Şey aşkım, ya benim sana bir şey itiraf etmem gerekiyor da. Aşkım, ben kız değilim. Ay kız bu muydu? Derd ettiğin şeye bak. Ona bakarsan ben de erkek değilim. Ellerine sağlık yavrum, pek de güzel olmuş. Afiyet olsun. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Eh, bu işler kısmet işi. Tabii. Hemdir tabii. Vallahi oğlum diye söylemiyorum. Yani ne içkisi vardır, ne kumarı vardır. Ensesine vur, lokmasını al. Öyle. Bilemiyoruz tabii bunları, bilemiyoruz. Ama tabii ki soruşturacağız, soracağız, öğreneceğiz. Tabii sorun, tabii sorun. Gidin komşulara sorun, mahalleye gidin, sağa sola sorun. Olmaz sormadan. Tabii içinizin rahat etmesi lazım değil efendim, mi? Sorun tabii. Efendim, sağa sola sormaya gerek yok. Gireriz Google'a, sorarız, her şeyi öğreniriz. Google kim beyefendi, aile büyüğünüz mü? İnternet efendim, internet. Artık çağımızda ne olursa olsun Google'a sormak lazım. Yani evde çorabınız bile kaybolsa sorun Google'a nerede olduğunu söylesin ya Google. Aa, içkisi yok diyordunuz oğlunuzun değil mi? YouTube'da içki içerken videosu var. Canım bizim oğlan ağzına içki koymaz. Çok komik ya. Yerlerde yuvarlanıyor. Çok iyi ya. 4 milyon hit almış. YouTube'da bir rekor bu. Vallahi bizim oğlan ağzına içki hit koymaz. Hit mi? O ne demek ya? Evet. 4 milyon kere tıklanmış. Ne demek o tıklanmış? Efendim 4 milyon kere girilmiş. Girilmiş mi? Ne girmesi bu? İçince sapıtanlardan bu yerlerde yuvarlanıyor. Allah ya Rabbim ya. Ya ağzına içki koymayan çocuk nasıl olur? Nasıl? Efendim zaten ağzına koymuyor. Bakın burada bir büyüğü kulaktan damlatıyor. Çok güzel ya. Ya çok güzel bizi. Ya. 4 milyon kere rezil ettin. Efendim gençlik işte. Zamanında hepimiz gençken içmedik mi? Olur böyle şeyler. 40 yılda bir içmiş. Ama sigarası yok. Hiç sigara içmez. Evet, evet. Sahiden bakın. Facebook'ta pro içerken bir resmi var. Sahiden sigara içmiyor. Çıksın ya, çıksın ya. Kumarı yok. Kumar oynamaz. Bakalım efendim. Tıklarız şimdi her şeyi. Ortaya çıkar. Tıkladık. Efendim. Bu sizin oğlan çekirdek çitlerken çekilmiş hali mi? Nasıl nerede çekilmiş efendim bu? Beyefendi buyurun işte. Etilerde bir yerde kumar oynarken basılmış. Polis tarafından yakalanmış ya. Ne basılması ya? Hay Allah ulan madem oynuyorsun. Niye yakalanıyorsun lan? Cezanı vermesin kal. Canım benim mühendissin değil mi sen? Kaç para kazanıyor canım oğlunuz ayda? 2500 YTL efendim. Ayda. Evet efendim ayda, ayda. Ancak ayda olur zaten böyle bir maaş. Çünkü dünyada böyle bir şirket yok. Ben de mühendisler odasına tıkladım. Kaydıyor. Sizin oğlan kaldırım mühendisi mi ya? Nasıl kaldırdım? Teknik üniversite mezunu bir çocuk yani. Ben de tıkladım baba. İTÜ'de kaydıyor ki 2 sene önce atılmış, bitirememiş mühendislik fakültesini. Bitirememiş mi? Atılmış mı?
Efendim, kusura bakmayın ama bizim size tıklayacağımız tıkımız yok. Yani vereceğimiz kızımız yok. Siz verseniz ben gitmem zaten baba. Efendim, çok özür dilerim. Ben şimdi kendimi kaybettim. Lütfen, orada beni de tıklar mısınız? Şüphe içerisindeyim. Bu çocuk benden mi? Ben kimim? Lütfen. Adım Serol. Hayır, Erol. Erol Kıbır. Baba adı Serol. Lütfen oraya tıklayın, beni tıklayın. Bakalım, ben kimim? Burası neresi? Biz burada ne yapıyoruz? Sen kimsin hayatım? Arkadaşlar, öğrenci seçme sınavı 5 dakika sonra başlıyor. Hepinize başarılar diliyorum. Hocam ben istemiyorum. Anlamadım. Hocam bunca yıl çalıştık. Bir de üzerine sınav stresi mi çekeceğiz? Tut ki üniversiteyi kazandık. 4 yıl oku. İş mi var piyasada? Bu 4 yıl boyunca harç parası öde. Kitap parası öde. Evde kalırsan kira ver. Tut ki iş bulduk. İşte bu kadar para kazanabilecek miyiz? Hayır. Karşıyım hocam ben bu sınava. Vallahi doğru söylüyor. Gidin bir işe. Lan sınav nereye kadar ya? Arkadaşlar bir dakika. Hadi bakma hocam. Arkadaşlar. Hocam kitap çık burada. Kusura bakmayın hocam. Kendimce ben de rakiplerime eylemek zorundayım. Sistem böyle. Anne sana kaç defa iPod'umla oynama dedim ya. Aa kapı. Dur. Açmayın. Gel. Önce el ele tutuşalım. Ne hissediyorsun anne? Çok güçlü bir elektrik hissediyorum. Kim diyorsun yani? Bence Mümtaz Bey aidat almaya geldi. Emin misin? Ya bana da üst komşu Muhalla teyze gibi geldi ama. Hayır, kesin babam. Yok, baban değil. Öyle olsa hissederdim ben. Sizinkiler yok galiba evde İsmail. Yo, evdeler, hissediyorum. Niye açmıyorlar? Benim hissetmemi bekliyorlar. Neyi hissetmeni? Kapıyı kimin açacağını hissetmemi bekliyorlar. O ne İsmail? Bu benim uğurlu patlıcanım. Bu yanımdayken her şeyi gayet rahat hissedebiliyorum. Bu da uğurlu kaşem. Ya ne oluyor bir anlasana. İsmail delirdin mi? Dur, acayip hissediyorum. Kapıyı benim oğlan açacak. Bak görürsün. Yok buradan olmuyor. Gelin. Koş kız koş. Koş. Hissedin. Ver elini. Ver. Ne hissediyorsun kızım? Anne ben hiç iyi hissetmiyorum. Bütün otobüs duraklarını tahmin etmeye çalıştım. Hiçbirini edemedim. Sen çocuğum ne hissediyorsun? Anne ben çok iyi hissediyorum. Bütün gün çok iyi hissettim. Daha Ayşegül MSN'e girmeden onun MSN'e gireceğini hissettim. Hissediyorum kesin babam. Yok. Dur. Hayır. Bu baban değil. Bütün gün yemek falan yapmadım. Eğer baban olsa içime bir sıkıntı kaplardı. Baban değil. Ben bambaşka bir elektrik hissediyorum. Macit elini ver bana. Elini ver. Elimi mi? Evet. Elini ver. Enerjilerimizi birleştirelim. Ondan geriye doğru sayalım. Ya, enerjilerimizi birleştireceğimize kapıyı çalsak daha iyi değil mi İsmail? Ya bir durma Macit ya. Dur. Bak kesin hissediyorum. Kesin. Oğlan açacak kapıyı. İsmail delirtme.
Anne ben dayanamıyorum. Kesin babam, hissediyorum, atacağım ya. Aç. Aç. Oğlum, gördün mü sen? Kes üstad, kes. Oğlum böyle, gel üstad. Allah benim cezamı versin. Allah, keşke sinir hücrelerim körelseydi de böyle yanlış hislenmeseydim. Affedersiniz ya. Ne oluyor, biri mi vefat etti yenge? Çocuklarımın geleceği vefat etti. Ya kapıdaki bizim bey değil de 500 bin YTL'lik kutu olsaydı? Kutu mu, ne kutusu ya? Bu herkese ders olsun. Kimse oğlum gibi emin olmadan kesin karar vermez. Anlaşıldı mı? Bravo oğlum. Sağ ol baba. Ya, bakın. Ne oluyor? Bana lütfen açıklar mısınız? Lütfen yani. Üstadım, var mısın yok musuna müracaat ettik de kabulümüzü bekleyene kadar hislerimizi kuvvetlendirmek için egzersiz yapıyoruz. Ya bu histerik hareketler o yüzden yani. Baba, yemek hazır, sofrayı kurayım mı? Ay Macit Beyciğim, ben geleceğinizi hiç hissedemedim. Hissetsem birkaç çeşit daha yapardım. Yok. Ama sadece mercimek yapabildim, artık Allah ne verdiyse. Dur söyleme. Heh. Yeşil mi, kırmızı mı tahmin edeceğim. Dur hissedeyim bakayım, hissedeyim. Macit... Elektrik yapalım. Dur. Dur, Macit'e soracağım. Macit, sence yeşil mi, kırmızı mı? Ne hissediyorsun? Ya bilmem, yengeye sorsaydık. Mercimeği o yaptı. O rengini daha iyi bilir vallahi. Ya. Elektrik, gönder elektrik. Macit bak, 50'den geriye doğru sayacağız. Konsantre daha iyi oluyor o zaman. 50! 49! Ya bunlar her yemekse 50'den geriye doğru sayarlarsa, sahura doğru ancak yemek yeriz ha. 43, 42, 41... Gel oğlum. Kesin Macide halam arıyor. Hayır, Ali dayı arıyor. Durun. El ele verin. Elektrik gönderin. Hissedelim bakalım kim acaba? Telefonu kim gönder? Durun ben bulacağım. Gönderin elektriği. Kim arıyor acaba? Dur hissedeceğim. Ya. Hamdi Bey abi olmasın? Macit, şakanın sırası değil ki. Şurada istikbalim mi söz konusu ama kardeşim? Benim de sağlığım söz konusu kardeşim. Açlıktan ölüyorum, tansiyonum düştü ya. Hayret bir şey ya. Dur. Gitme. Bana kızgınsın değil mi? Hissediyorum. Hissediyorum Macit. Bana kızgınsın. Kırıldın sen bana, hissediyorum. O elektriği alıyorum Macit. Evet, sen bana kızgınsın Macit. Kızgınsın Macit değil mi? Sadece ha? Kızgın mı ya? Ha? Peki, şeyi hissediyor musun? Neyi? Şimdi birazdan kodumu oturtacağım. Ben hissetmiştim yumruk atacağını. Hayvan tükürecek sanmıştım. Ben de patlıcanı böyle. Ama ben hissettim. Ben hiç bir şey söylemiyorum. Fena galiba. Hiç bir şey söylemiyorum. Kaç diş kırık onu hissediyorum. Ben hiç bir şey söylemiyorum. Sen eklediğimi bozma. İki. Yok, kırık yok. Hissediyorum. Çenesi çıkmış. Anne. Efendim oğlum. Ben nasıl oldum? Seni leylekler... İnandırıcı ol. Seni gergedanlar getirdi oğlum. Tamam o zaman. Şeymacığım ben geldim. Ne trafikti be ya. Oo, ne pişirdi acaba? Kurt gibi açım valla. Şeymacığım bak, yeşillik aldım, hemen bir salata yapalım. Yemeği hazırlayalım, kurt gibi açım. Yok artık ama ya, bu kadarına da katlanamam. Ne oldu hayatım? Benzinizden mı geldi yoksa? Bu memleketi sahipsiz sanıyor bunlar. Ne oldu ya? Düşman ülkeye çıkartma mı yaptı, ne oldu söylesene. Arka sesli Yusuf'u birinci yapacaklar ama yok, yedirmezler. Ha. Alo, İclal,
Hemen kızları örgütlüyorsun. 09 Kaan'ı mesaj yağmuruna tutuyoruz. Yoksa o 06 Yusuf var ya karga sesle, onu birinci yapacaklar. Hadi ana, hemen kapatıyorum. Çalışsın eller. Hadi kapat bak. Şeymacığım. Hayatım. Bırak şimdi 09'u. 01 kocan Sinan burada açlıktan ölüyor. Lütfen ona yardımcı olur musun? Aa Sinan, sen mi geldin? Hadi çıkar telefonunu. Hemen 09 Kaan'ı mesaj. Çabuk 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 çabuk. Çalış. Oo, Şeyma Hanım kapsama alanı dışında. Acaba yemek yazıp telefonla mesaj göndersen bana yemek verir mi? Hiç zannetmiyorum. En iyisi bizim kızdan yardım istemek. Yavrum! Merhaba kızım, nasılsın? İyi, sen? İyiyim, iyiyim de. Ya annen çok meşgul. Bana yiyecek bir şeyler hazırlar mısın? Açlıktan midem gurulduyor. Çok önemli bir şeyle uğraşıyorum burada. Ne yapıyorsun yavrum? Atomu çekirdeklerine mi ayırıyorsun? Ya hayır. Bir ağaçta sen dik kampanyasına mesaj atıyorum. Peki yavrum, ben açlıktan ölecek miyim burada? Babana biraz yardımcı olsana. Ya daha çok işim var. Türkiye Çöl Olmasın kampanyasına da mesaj atacağım. Bunlar ana kız titreşim moduna girmişler. Nasılsın oğlum? Thanks baba. Çok güzel. İşten yorgun argın gelmiş babana. Yemek hazırlama konusunda yardımcı olur musun? Bir dakika, bir dakika baba. Semih ile Kecman aynı anda oynar mı diye anket yapıyorlar yani. Şansal abi mesaj bekliyor, bir saniye. Ya bak, başlarım şimdi senin Şansal'ına, Semih'ine, Kecman'la. Ya baba senden bir yardım istiyor be. Baba, takımın kaderi benim iki parmağımın arasında yani. Bırakayım da hayır diyenler mi kazansın? Şık sıpasının söylediğine bak. Harçlı bitince de gidersin Aziz Yıldırım'dan, Kecman'dan istersin paranı. Hadi. Heh, anneciğim. Rica etsem, bana bir yemek verir misiniz lütfen? Ne nah, veririm. Teessüf ederim anne, bu nasıl bir cevap? Sizden yemek istedim ayol. Utanmazlar. Bugün seçim olsa, yine aynı partiye oy verir misiniz diye soruyorlar utanmadan. Nah veririm. Allah Allah. Bu evde herkes bir acayip. Yahu, yemek verir misiniz diyorum. Açım diyorum, aç. Anlamıyor musunuz? Açım. Halk aç işte. Ama halkı düşünen kim? Herkes kendi cukkasını düşünüyor. Damat, boş boş gezeceğini 3-5 tane de mesaj sen atsan şu ankete. Yahu mesaj veriyorum işte, duymuyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Açım diyorum, açım diyorum, açım, açım, açım! Sizde çok var mı Sinan abi? Sen benim ikinci mesajımı almadın mı Rüstem Efendi? Çekirdek getir diye mesaj atmıştım ben sana. Yok, vallahi ben tek mesaj aldım. Onda da çöp var, gel al yazıyordu. Bakayım. Bak. Bir dakika, bir dakika. Ulaşmadı. Sen şimdi mesajla mı çöpü almaya geldin? Oho! Sinan abicim, devir değişti ya. Çöp yaz, 30-45'e gönder, gel imalı. Ekmek yaz, 30-50'ye gönder, lap ekmek kapında. Güzel. Tek yumruk mi? Yaz, 30-60'a gönder, yumruk gözüne gelsin. Denildin mi yaz, 20-28'e gönder, deli kapına gelsin. Yok öyle bir saniye. Lan öldürün lan sizi, öldürün be! Nerede alan altınlar? Konuş! Söylemeyeceğim. Bana para lazım. Arattırma bana. Söylemeyeceğim adam. İstediğin kadar ara. Öyle bir yere sakladım ki hayatta bulamazsın. Bunu görüyor musun? Siyanür diyorlar. Bir damlası adamı adamlıktan çıkartır. Delirme adam, ne yapıyorsun? Konuşuyorsun dökün. Ay ay, şurada şurada. Hani şurada, nerede? Şurada. Nerede? Şurada işte. Bak. Hani nerede? İşte şurada. Ver. Al. Bir de siyanürlü altın aramaya karşı çıkıyorlar. Şıp diye buluyor Allah siyanür altını. Şiremci. Ha? Görüyor musun ya? Ana, işler yürüyor ya. He.
Biz bunların ayağını kırmadık mı? Nasıl hala yürüyorlar ya? Yürü abi bunlar yürü. 1 Mayıs'ta yürüyemediler ya, işlerinde ukde kaldı. Arkadaşlar, tazikli su, boyalı su, biber gazı, cop bop ne varsa alın gelin. İşçiler geliyor. 1 Mayıs Muharebesi'nin şanlı yiğitleri, Taksim direnişinde destan yazmış yiğitler. Zaman cenk zamanıdır. Hücum! Lan Betri! Orhan kısız kızı tipine vurdun lan! Ya bu ne yaptın lan? Ulan var ya bu gaz! Benim iştahımı açıyor ya! Amirim tarihin altın sayfalarına bir zafer daha yazdı. Ne yaptınız? Efendim buraya doğru işçiler yürüyerek geliyordu. Hepsini dağıttık. Bu kaçıncı be oğlum? O işçiler binaya tadilat için gelmişlerdi. 10 günden beri gelen her işçi grubunu haçata çevirdiniz ya. Yahu insan bari işleri bitene kadar bekler. Şimdi işin yoksa işçi ara. Tövbe tövbe. Amirim bu yeni işçilere söyler misiniz yürüyerek gelmesinler? Evet amirim. Yürüyen işçi görünce tutamıyoruz kendimizi. Dayanamıyoruz ve saldırıyoruz, dövüyoruz. Baba, baba! Bak örümcek adam oldum, duvarda yürüyorum. Sigortası var mı? Yok. Yemeği servisi var mı? Yok. O zaman adam gibi bir iş bul kendine. Neyse, ver elini öpeyim baba. Hadi kal sağlıcakla. Sevgili seyirciler, bir komedi tür programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye kadar esen kalın. İyi akşamlar.